Ordu'nun Bilirkişi programı Bu Benim İşim'de yeni bölümle karşınızdayız. Ben Ercan Özdemir, kamerada Olcay Ongun'la birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret ediyoruz. Kanser tedavisinde ışın tedavisi olarak bilinen, halk arasında radyoterapi hizmeti verilen Ordu'nun ilk ve tek olan kliniğini ziyaret edeceğiz. Burada işin uzmanlarından kanserle ilgili, kanser tedavisi, kanser türleri, korunma yollarıyla ilgili birçok konuyu konuşacağız. Kliniği ziyaret ediyor ve sohbetimize başlıyoruz. Merhabalar Şenur Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle tekrar. Öncelikle teşekkür ediyoruz kliniği bizlere açtınız. İzleyicilerimize de gösterme fırsatını vermiş oldunuz. Bunlar için teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Ayşenur Aksu. 2010 yılından beri onkolojinin yöneticisiyim. 2013'ten beri de Ordu'da hizmet veriyoruz. Normalde Elazığlıyız biz. İlk sorulan soru bu olduğu için soruyorum. Normal şartlarda Elazığlıyız ama biz Sağlık Bakanlığı'ndan radyoterapi merkezi açma iznini istediğimizde bize Ordu'da ihtiyaç var, isterseniz orada açın denildi. Biz de kalktık buralara kadar geldik. Yani iyi olacak hastanın evet, ayağına kadar geldik. Gelmiş oldunuz. Elazığlısınız, Ordu'ya geldiniz. Evet. Daha önce peki başka bir yerde hizmet verdiniz mi? Radyoterapi merkezi olarak. Eşim radyasyon onkoloğu, yıllarca devlette çalıştı. Daha sonra da benim devlete karşı olan hizmetimin bir karşılığı da olmalı. Benim de onlara daha fazla hizmet etmem gerekiyor dedi. Ve radyoterapi merkezi açmaya karar verdi. Biz özel bir klinik açmaktan çok hastaya özel ilgi gösterme amacıyla yola çıktık. Yani hastalar çok perişan oluyorlar, çok mağdur oluyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Bunları aslında biraz daha bertaraf etmek amacıyla yola çıktık. Tabii ki iş anlamında önemli şeyler yapmaya çalışıyoruz ama daha çok insani yönümüzü de ayakta tutmaya çalışıyoruz biraz. Bana ilk sorulan sorulardan biri, bir yakınınız kanser miydi oluyor? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece insan kalmaya çalışıyoruz. Biraz daha empati kurmaya çalışıyoruz hastayla. Bu kliniğe girdiğim andan itibaren bu koridorda dolaşan, hasta olarak ağırlanan, tedavi masasına yatan kişi ben de olabilirdim diye düşünüyorum. Ona göre ne yapıyorsam ona göre hareket ediyorum. Kendiniz yakınınız tabii olmuş ki gibi hastaya annemiz, da o gözle bak. Çocuklarımız, eşimiz, kendimiz... Ona göre hareket ediyorum. Yani ne ister, bir hasta ne bekler diye düşünüyorum. Yaptığım her şeyi, kliniğe alınandan, klinik için yapılan her şeyi ona göre yapmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımızda da buna göre yönlendiriyoruz. Peki o zaman yeri gelmişken, klinikte ne gibi hizmetler veriliyor? Biz ışın tedavisi olarak biliriz adını ama radyoterapi değil mi asıl adı? Bu hizmet veriliyor. Başka ne gibi hizmetler veriliyor? Bunlardan da kliniğin şöyle çalışmalarından, faaliyetlerinden bahseder misiniz? Evet. Ercan Bey, kanser hastalarına radyoterapi hizmeti veriyoruz. Bunun haricinde kemoterapiyi kanser hastalarımız diğer kurumlardan alabiliyorlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda radyo kemoterapi denilen yöntemi de kurmayı çok arzu ederiz ama bu belli izinlere bağlı bir şey. Zamanla inşallah olur hayırlısıyla. Hastalar normal şartlarda kemoterapi aldıktan sonra radyoterapiye ihtiyaç duymaları halinde, Ordu için konuşuyorum, Trabzon'a veya Samsun'a gidiyorlardı. Burada olması çok güzel. Hiçbir şekilde evlerinin konforunu bozmadan, maddi manevi külfet getirmeden üzerlerine direkt gelip tedavilerini alabiliyorlar. Yani günlük fizik tedaviye gider gibi radyoterapiye gelip geri dönmeleri mümkün oluyor. Hatta Giresun hastalarımız bile var. Giresun'dan dahi gelip bizden tedavi alanlar oluyor. Bazen Trabzon ve Samsun'da cihazların bakımı oluyor. Bakım esnasında hastalar ne yapacaklar yani? Tedavileri de aksayamaz, bize yönlendirebiliyorlar. Tabii misafirhanemiz de var. Onları misafirhanemizde ağırlıyoruz. Önceden Ordu'dan giderdi. Evet, şimdi çevre illerden geliyor. De. Hastalar buraya geliyor. Geliyor. Yani tabii ki size doktorumuz daha iyi bilgi verecektir. Fizik mühendisimiz daha iyi bilgi verecektir ama dünyanın her tarafında radyoterapi aynı şekilde tedavi ediliyor. Cihazları 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Güncel teknolojiyi takip etmeniz halinde radyoterapi tedavisi her klinikte aynı şekilde verilir. Bu yüzden kalkıp da büyük şehire gitmek çok da mantıklı değil. Doktorunuz iyiyse
iyi bir merkeziniz varsa istediğiniz her yerde tedaviyi aynı şekilde alabilirsiniz. Peki, o zaman benim aklıma şu soru da geliyor. İl dışına gidiyor hastalar. Evet. Tabii burada yorgunluk var, orada konaklama. Evet. Artı maddi olarak da bir külfeti var. Çok ciddi bir burada nedir olur. Durum? Buraya ne kadar ücret biz ödüyor hastalarımız? Biz SGK ile anlaşmalıyız. O yüzden hastadan bir ücret almıyoruz. Hiç almıyorsunuz. Almıyoruz. %100 anlaşmalı mı oluyor? %100 anlaşmamız var. Hastadan hiçbir şekilde tedavi anlamında fark almıyoruz. Aslında özel klinik. Evet, özel. Ama o özelliğimizi hastayla ilgilenirken kullanmak istiyoruz biz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, denetiminde, doktor hatta sayısı, işleyişi. Sağlık İl Müdürlüğü bize devlet hastanesi muamelesi yapıyor. Her şeyi böyle ince ince inceliyor. Bu da tabii ki çok hoşumuza gidiyor. Her şeyimiz dört dörtlüktür. Lekesiz bir firmayız çok şükür. Bunu gururla söyleyebiliyorum. Şöyle, bize zaten devlet yaptığımız hizmetten dolayı karşılığımızı alıyoruz biz zaten devletten. Ekstradan hastadan bir şey almamıza gerek yok. Bizi hastadan dua bekliyoruz. İlgi alaka bekliyoruz, o kadar. Onlar zaten çok sıkıntılı süreçlerden geçiyorlar. Hastalık insanın psikolojisini de oldukça sarsan bir süreç. Yani o süreçte bir de üzerlerine maddi külfet bindirmenin çok da bir anlamı yok bence. Gelsinler, tedavilerini olsunlar, rahat rahat buradan ayrılsınlar. Bazen anlamıyorlar, ikinci, üçüncü kez soruyorlar. Gerçekten mi ücret ödemeyeceğim diye. Gerçekten ücret ödemiyorlar. Çıkıp gidebiliyorlar rahatlıkla. Önemli olan hastanın sağlığına kavuşması. Şimdi doktor hocalarımla da konuşacağız ama tabii. En son yine sizinle konuşacağımız bazı şeyler var. Özellikle buranın dekoru noktasında evet. Çok ince düşünmüşsünüz, ince detaylar var. Şimdi, hastalar şunu merak ediyorum. Hastalar, kanser hastaları yani psikolojisi de biraz bozulmuş olarak size geliyor. Biraz diğer hastalardan farklı. Psikolojiye ve sağlığa. Bir süreç geçiriyorlar. Yani yorucu, sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. Sizin için de zor mu? Yani gelen sarsılıyor. Hastalar yani onları görünce biraz moral bozukluk. Tabii ki. Onlara özel ilgi de göstermeniz gerekiyor. Evet. Şimdi özellikle işe ilk başlayan arkadaşlarımız ciddi bir dağılıyordu önceden. Biz çalışanlarımızla uzun süreli zamandır çalışıyoruz. Yeni işe aldığımız çok kimse yok o yüzden. Yani öyle istikrarlı bir şekilde devam etme niyetindeyiz ama ilk başladıklarında bir dağılıyorlardı, bir sarsılıyorlardı. Çünkü gelip ağlayan, bana ne olacak diyen, işte bir sürü sıkıntısı olan insanlar oluyordu. Şimdi daha pozitif yaklaşıyorlar ama. O zamanlar da tabii ki kendileri üzülüyordu. Hastayı üzüntülerini yansıtmıyorlardı ama kendileri üzülüyordu. Şöyle, arkadaşlarımızla biz sürekli konuşuyoruz. Onlar da durumun farkındalar. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza olağanüstü derecede anlayışlı yaklaşıyorlar. Onlar hasta, onun bilincindeler bir defa. Biz de onları tedavi etmekle madem görevliyiz, olağanüstü derecede anlayışlı, hoşgörülü, güler yüzlü yaklaşıyorlar. Personel seçimi yaparken de buna çok dikkat ederek seçimimizi yapmıştık. Çok da güzel oldu. Benim arzu ettiğim şey, hani bu 90'lı yıllarda hastaneye gittiğimizde bir şey vardı. Hastane duvarları çok soğuk gelirdi. Bir hastane kokusu vardı, temiz olmazdı. Onları yıkmak istedim ben. Yani buraya geldiğinizde evinize geliyormuş gibi gelin istedim. Hani evdeki rahatlığı bulun, oradaki temizliği bulun, sıcaklığı bulun istedim. Gerçekten de öyle geliyorlar. Çoğu radyoterapi merkezi fiziki şartlardan dolayı karanlık olur, eksi katlarda olur. Ama burası çok şükür aydınlık, güzel bir mekan. Elimizden geldiği kadar dekorunu da ona göre düzenledik. Yani acemice tabii ki yaptık bu işleri ama bence acemilikte de güzel bir sıcaklık oldu. Madem bahsettiniz. Tabii ki. Şimdi uzman doktor Erkan hocamın yanına inip evet. Değerli bilgilerini alacağız ama madem bahsettiniz şöyle bir kliniği de buyurun. Birlikte gezelim. Buyurun. İzleyicilerimize gösterelim. Gerçekten o 90'lı yıllar fiziki şartların zor yıllar. Maalesef evet. Kötü olduğu o ortamlardan. Tamam. Şimdi ferah bir ortama. Şuradaki bahar dalına herkes çok sorar. Gerçek mi değil mi diye. Özellikle kliniğe ilk girdiğinizde böyle bahar havası sizi karşılasın istedim. Dikkat ettik bu tarz şeylere. Yani hastalarda bırakacağı o etkiyi evet. De.
her alanda düşünmek gerekiyor ki düşünülmüş ferah bir ortam. Sekreterimiz sakin Yeşim Hanım hastamızı o karşılıyor, hastalarımızı. Evet. Gayet ilk, güler yüzle. İlk Yeşim Hanım, siz karşılıyorsunuz hastaları. Evet. Onlar nasıl geliyor buraya? O geliş olduk anları, sizin o karşılamanız tabi. Tebessüm her zaman yüzünüzde de olmalı. Evet, değil mutlaka mi? Hastalarımızı güler yüzle ve özenle karşılamaya dikkat ediyoruz. Onlar biraz endişeli geliyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Endişeleri haklılar çünkü kaygıları oluyor. Ama biz burada onları anlayışla güler yüze karşılayarak o tabuyu yıkmaya çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağ bir görev yapıyorsunuz. Hastanın işini halletmeden göndermez onu. Evet. Yani o konuda çok şanslıyız biz. Maşallah diyelim. Evet, kameraman Olcay arkadaşımdan şu duvarı göstermesini isteyeceğim kendisinden. Burası. Burası benim favorilerim. Şurada yemek yerken bakmak hoşuma gidiyor. Duvara bir isim verdiniz mi? Hangi köşe, ne köşesi? Bahar köşesi, burası sinema köşesi. Yok hayır, öyle bir şey yapmadık da böyle güzel, hoş bir şekilde görüntü yakalasınlar istedik. Aslında burası. Bir de benim bir şeyim var. Puzzle yaparım. Yaptığım puzzle'ları da getirir koyarım. Şimdi Türk sinemasının Yeşilçam yılları güzel yıllardı. İnsanların yüzünü gülümseten yıllardı. Çoğumuzun da bildiği. Evet, sanatçılar. Özellikle Yeşilçam zamanlarından çok şey koymak istedim o yüzden kliniğe. Evet. Mutlu olsunlar. Burası aslında kanser hastalarına radyoterapi hizmetinin verildiği klinik. Ama girişte öyle bir hava yok. Evet. Gerçekten hastalar endişeli bir şekilde geliyor olabilirler. Kaygıları var, korkuları var ama buraya ilk geldiklerinde, adım attıklarında o eski hastane zamanlarında fiziki şartları düşündüğümüzde buraya geldiklerinde herhalde bir rahatlıyorlardır. Daha sonra da sizler rahatlatıyorsunuz onları. İnşallah. Evet, gerçekten ferah bir ortam hazırlanmış, bir bayan elinin değdiği belli oluyor burada. Yeni bir cihaz alım sürecimiz var inşallah. O olursa kliniğin artık tekrar bir elden geçme zamanı geldi. Onu da bir elden geçireceğiz inşallah. Daha güzel bir ortamda karşılayacağım o zaman sizi. İnşallah. Buyurun Erkan Bey'in yanına geçelim. Erkan Hocam. Doktor Erkan Bey. Evet, kendisiyle biraz sohbetimizi yapalım, bilgiler alalım. Sizinle tekrar görüşeceğiz o zaman. İnşallah, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Erkan Hocam merhabalar. Merhabalar Ercan Bey. Nasılsınız? İyiyim Ercan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, iyiyiz. Bizler tabii sizleri tanıyoruz. Evet. Bol bol haberleri yapıyor, bizleri de aydınlatıyorsunuz birçok konuda ama izleyicilerimizin de bilmesi, tanıması açısından bir kendinizi anlatır mısınız? Bizi tanıtmak için, hastalara faydalı olmak için iyi programlar yapıyorsunuz aslında. Onun için teşekkür ediyoruz size. İsmim Erkan Göcen. Radyasyon onkolojisi uzmanıyım ben. İstanbul'da eğitimimi tamamladıktan sonra Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çalıştım. En sonunda artık Ortalığı ve Giresunlu vatandaşlarımıza hizmet için buraya geldim. 4 yıldır buradayım. Güzel bir şekilde hizmetimize devam ediyoruz burada. Hocam burada ışın tedavisi hizmeti veriyoruz. Evet. Peki yaş grupları hocam, en sık rastladığınız hastalardaki o yaş grupları nedir hocam? Genelde 40 yaş, 50 yaş üstü mü ya da işte babaannelerimiz, dedelerimiz mi? Kimler kansere yakalanıyor? Çağın hastalığı mı? Artık bakıyorum, önceden her sülalede bir kişi derken şimdi her aileden de olmaya başladı. Maalesef. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Evet, ışın tedavisini biz kanserli hastalara yapıyoruz. Kanserde yaş ilerledikçe artıyor tabii ama artık bir yaş sınırımız yok. Yani 20 yaşındaki bir gencimizde de görülebiliyor, çocukta da görülebiliyor, ilerleyen yaşlarda da görülüyor. Öyle bir ayrımımız yok. Yani yaşa bağlı olarak tedavi yapmıyoruz. Tamamen hastalığına bağlı olarak tedavilerimizi belirliyoruz. Tedavi sürecimizi hastalığına bağlı olarak belirliyoruz. Peki hocam, radyoterapi işin hangi devresinde? Kemoterapi var, radyoterapi, başka da tedavi yöntemleri var mıydı hocam? Var. Kanserin pek çok aşamasında radyoterapi devreye giriyor. Hemen hemen tüm kanserlerde radyoterapi bir şekilde kendisine yer bulmuş durumda. Çünkü etkili bir tedavi radyoterapi. Şöyle söyleyeyim, radyoterapinin yani radyasyonun öldüremeyeceği hücre yok. Yeter ki siz onu doğru bir şekilde, uygun bir şekilde, uygun dozda verebilin. Bunun için de tabii cihazlar çok önemli.
Sağlıklı dokuyu korumak çok önemli. Biz de bunu burada güzel bir şekilde başarıyoruz. Cihazlarımız da oldukça iyi bir şekilde tedavilerimizi yapabiliyoruz. Radyoterapi haricinde kanserde tabii cerrahi ve kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi de yapılabiliyor. Hocam makinemiz Avrupa standartlarında herhalde değil mi? Ordu'daki tabii makine. Yani tüm dünyada kullanılan en gelişmiş cihazlardan bir tanesi kliniğimizde mevcut. Çok güzel. Hocam isterseniz makinenin olduğu tabii, yere buyurun. Doğru ilerleyelim. Hem sohbetimizi edelim. Hı hı. Çok da geliyor mu hasta hocam? Nedir Ordu'da durum? Şimdi biz Ordu'da ve Giresun'da tek merkez olduğumuz için tabii ki hasta profilimiz ve yoğunluğumuz oldukça fazla. Hatta sadece iki şehirle sınırlı değiliz. Şehir dışında yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan Ordulu ve Giresunlu vatandaşlarımız da daha sakin hem de kendi memleketinde tedavi alabilmek için bizi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bir yoğunluğumuz var tabii. Ama biz hastalarımızı pandemi sürecinde birbiriyle irtibatlarını minimumda tutmak için hepsine ayrı bir randevu oluşturuyoruz. Böylelikle yani bir yığılma olmuyor değil mi? Yığılma olmuyor. Herkes kendi saatinde geliyor, tedavisini alıp gittiği için merkezimizde bir yığılma ya da bekleme olmuyor. Zaten görüyorsunuz koridorlarımız şu anda boş, bekleme salonumuz boş. Bu boş bugün tedavi sebebi, var değil mi? Tabii. Günlük hastalarımız adeta yok gibi. Yok aslında. Gibi evet ama bu yanıltmasın. Hastalarımız tedavilerini alıp geriye gidiyorlar. Yani bekleme olmuyor. Yani zaten tedavisi saati gelen hasta hemen tedaviye girdiği için bir bekleme süreci olmuyor. Diğer hastalarla da karşılaşmamış oluyor. Hocam en sık rastladığınız ülkemizde, memleketimizde, evet. Ordu'yu da Giresun'u da bir tutmak istiyorum. Çünkü her iki ile de hizmet veriyorsunuz. En sık rastladığınız kanser türleri hangileri hocam? Yani şimdi Ordu ve Giresun'u ayrı tutmaya gerek yok. Çünkü Türkiye genelinde neyse hatta dünyada neyse Ordu'da da Giresun'da da aynı kanser türlerini görüyoruz. En sık tabii erkeklerde akciğer kanserini ve prostat kanserini görüyoruz. Kadınlarda ise meme ve bağırsak, rahim ve tiroid kanserlerini sıklıkla görüyoruz. Yani Karadeniz bölgesinde Ordu ve Giresun'da da Türkiye ortalamasının dışında değil. Hemen hemen tüm bölgelerde gördüğümüz kanser türleri burada da görülüyor. Hani Ordu'da hatta Karadeniz'de daha fazla diye biz öyle bilirdik. Biraz hani biraz o, Çernobil derdik de öyle yani, büyümüştük ama. Şimdi Çernobil'e bağlı bir şey kesin kanıtlanmış bir etkisi yok. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu çok üst düzey çalışmalar gerektiren, uzun vadeli çalışmalar gerektiren bir sonuç. Hemen kestirip atmak yanlış olur. Çernobil'e bağlamak çok yanlış olur. Yani ama şunu gerçek, çok şunu söyleyeyim Ercan Bey. Karadeniz bölgesinde benim kendi şahsi gözlemim bu. Sigara içme oranı çok yüksek. Kadınlarda ve erkeklerde sigara içme oranı çok yüksek olduğu için kanserlerin biraz daha sık görülme sebebi buna bağlı olabilir. Çernobil'den çok da fazla risk sigaraya bağlıdır yani. Asıl Çernobil'i biz kendimiz evet kendimiz yaşamışız sigarayla. Kesinlikle kesinlikle evet. Hocam ilerledikçe koridorda evet. Şu kapının ardında herhalde değil mi? Her şey bu kapının ardında. Tabii kapımız kurşun kapı. Çünkü dışarıya radyasyon sızmaması gerekiyor. Atom Enerjisi Kurumu'nun belirlediği standartlarda dışarıya hiçbir şekilde radyasyon taşmayacak şekilde ayarlanmış durumda cihazımız. Hocam. Kalınlığını görebilirsiniz zaten. İçi kurşun bloklarla kaplı. Duvarda aynı şekilde duvarlarımız da öyle. Duvarlarımızın belli standart protokole uygun kalınlıklar var ve beton özelliği var. Dolayısıyla hiçbir şekilde... Buyurun. Hocam sadece şurada ışın tedavisinin yapıldığı odada çevresine dökülen beton bir apartman... Yaklaşık 7 katlı bir apartmanı çok rahat dikebilirsiniz ki bizim kullandığımız beton normal apartmanlarda ya da binalarda kullanılan beton kalitesinde de değil, köprü yapımında kullanılan daha kaliteli. Beton yani olmak sadece zorunda. Şurada, sadece burada evet şeyde bir küp düşünün altı ve üstüyle birlikte. Bütün her tarafı belli bir kalınlıkta betondan oluşuyor. Ve bu beton ölçümü falan yapılıyor mu hocam? Tabii. Yani, onaydan geçiyor olmuş deyip. Tabii. Biz zaten belli standartlarla başlıyorsunuz inşaatına. O standartlara uygun yaptıktan sonra da hem kendi fizikçimiz hem Atom Enerjisi Kurumu hem de diğer resmi kurumlar gelip ölçümlerini yapıyorlar. Onlar onay verdikten sonra siz hizmeti açabiliyorsunuz zaten. Dışarıya radyasyon sızmaması için mi? Sızmaması için.
Kesinlikle. Ve çünkü çok yüksek enerjili radyasyon kullanıyoruz hastayı tedavi ederken. Dolayısıyla ortamda bir radyasyon oluşuyor. Bunu dışarıya taşmaması için de bu şekilde tedbirler alınmış durumda. Hatta şunu söyleyebilirim. Şu anda biz cihazın önünde bulunmamıza rağmen dışarıdaki havadaki normal radyasyondan şu anda çok daha az radyasyona maruz kalıyoruzdur. Çünkü içerideki radyasyon tamamen korunmuş durumda. Yani. Anladım hocam. Hocam bir sığınak gibi. Sığınak yani... zaten. İsmi sığınak olarak geçer. Bunker diye geçer zaten. Tabii biz tedavi odası olarak kullanıyoruz ama normal bir sığınakta kullanılan nükleer saldırılara karşı kullanılan sığınaklarla birebir aynıdır. Yani. Zaten içeriye bir hasta giriyor. Kendisi değiştirebiliyorsa kendisi, yoksa yakınıyla birlikte üstünü değiştirdikten sonra içeriye alıyoruz cihazımıza. Her hastanın kendi pozisyonu var. Buraya geldiklerinde tedirgin oluyorlar mı hocam? Tabii. Yani şu anda bir kapalı kutu adeta buraya. Yani siz varsınız şimdi, yanında. Tabii ki bilmeyen için bu cihazlar gözünü korkutabiliyor. Çok büyük bir cihaz. Etrafında dönüyor hastanın. Radyasyon veriyor diyoruz. Bu tabii ki gözünü korkutabiliyor ama biz hastayı zaten bize ilk başvurduğu günden itibaren buna hazırlıyoruz. Hem psikolojik olarak hazırlıyoruz hem yapacağımız tedavi hakkında bilgi veriyoruz. Dolayısıyla hasta buraya geldiğinde neyle karşılaşacağını biliyor. Bizim radyoterapi zaten ağrısız, sancısız bir tedavi olduğu için hasta ilk gün tedaviye girdikten sonra zaten rahatlıyor. Hastamız buraya. Hastayı masaya alıyoruz. Tabii şu anda masamızın üstü boş ama bu her hastaya uygun aparatla biz hastayı yatırıyoruz. Hangi bölgesinden tedaviye girecekse ona uygun aletlerimiz ve cihazlarımız var. Ona göre yatırıyoruz hastayı ve o şekilde tedaviye alıyoruz. Masamız hareketlidir. Üç boyutlu olarak hareket edebiliyor. Yani üst yukarıya da kalkıyor, ileriye de gidiyor, dönebiliyor da. Hastanın pozisyonuna göre, tedavi yaptığımız alanına göre masayı ayarlayabiliyoruz. Hocam buradaki hava sıcaklığını da mı ayarlıyorsunuz? Ben evet. Burası soğuk olmak zorunda. Dışarıya göre çok soğuk olmak zorunda. Çünkü cihazlarımız çok ciddi manada kartlardan oluşuyor. Elektronik devrelerden oluşuyor. Bunları soğutmak için hem kendi içinde soğutma sistemleri var hem de dışarının ortamı biraz soğuk olması gerekiyor. Hocam makine yerli değil haliyle. Yerli bir radyoterapi cihazımız maalesef yok. Evet, yok. Evet, yurt dışında ithal edilen bir makine cihazımız. Türkiye'de de bunlar mı, bu cihazlar mı hocam? Yani bu hastalarımız Ordu yerine başka yere de gitse tabii. Hemen hemen aynı cihazlar ve özellikle alınan o yapılan tedavi yöntemleri, işte kemoterapide olsun alacağı ilaç, radyoterapide verilen ışınlama sistemi her yerde aynı. Yani tüm dünyada zaten 3 tane firma var bu radyoterapi cihazı üreten. Her yerde bu cihazlar kullanılıyor. Bir tanesi de bizde. Yani İstanbul'a da gitseler, Ankara'ya da gitseler, hatta Avrupa'ya, Amerika'ya da gitseler, Japonya'ya da gitseler bu cihazlarla, bu tekniklerle tedaviye girecekler. Burada önemli olan cihazın isminden ziyade yapabildiği tedavi tekniği, yoğunluk ayarlı radyoterapi dediğimiz tekniği yapabiliyorsa cihaz, hemen hemen bütün kanserleri tedavi edebiliyorsunuz. Bizim cihaz da buna uygun zaten. Dolayısıyla bizim hastalarımızın şehir dışlarına gitmeye, ülke dışına gitmesine gerek yok. Biz burada zaten tedaviyi yapabiliyoruz. Evet. Hocam burası çok serin. Evet. O kırmızı ışıklar, bu ışının verilmesi, onları konuşacağız. Tamam. Kanserin evrelerini konuşacağız. Birçok şey konuşacağız ama burası serin. Tamam. Olcay, seni de fazla üşütmeyeyim. Buradan evet, çıkalım. Çıkalım. Efendim Allah da düşürmesin buraya kimseyi ama bir söz vardır ya, doktorsuz da bırakmasın. Tedavisiz de kalmasın hastalarınız. Evet, evet. Thank you.
Kliniğimizde iki tane radyoterapi cihazımız var. Biraz önce gezdiğimiz cihazımız da hastamız yoktu. Onu içeriye gezdik. Şimdi de yeni hastayı nasıl alıyoruz onu göstereyim isterseniz size. Tabii hastaya göstermeden, hastanın kişisel verilerini koruyarak, mahremiyetini koruyarak sadece dışarıdan hastanın daha önceden çektiğimiz filmlerini tedavi sırasında da çektiğimiz filmlerle karşılaştırarak eğer uygun değilse ayarlamalarımızı yaparak o şekilde tedaviye alıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise hastanın her gün aynı plandan istediğimiz yerinden tedaviye girmesini sağlamak. Bakıyoruz şu anda. Bu mesela hastamızda bugünkü evet bu hastamız ilk tedavisine giriyor. Burada rakamlar görüyoruz. Bu rakamlar bugünkü hastanın kayma rakamları. Dolayısıyla yani biz tedavide planladığımız pozisyondan 0.2 santim, 3 santim, 0.3 santim ve -0.2 santim kaymalarımız var. Bunları yapacağız. Düzeltmelerimizi yapacağız. Dolayısıyla hastamız tomografide nasıl planladıysak, içeride nasıl planladıysak o şekilde tedavisine girmiş olacak. Hocam, hastamızın şikayeti, rahatsızlığı neydi? Bu hastamızın şikayeti bir bakabilir miyim? Dosyasına. Akciğer kanseri. Kemiklerine sıçramış bir hastalığı vardı. Yani 4. evre bir kanseri vardı. Siz yapabilirsiniz çocuklar. 4. evre kanseri vardı. Bu tedavi yapma sebebimiz hem kemiklerini korumak hem de ağrılarını dindirmek hastamızın amacı. Hocam 4. evre derken yani 4 evreden oluşuyor. Evet. Zaten, değil mi hocam? 4 evreden oluşuyor. Bunlardan da bize bir bahseder misin hocam? 2. evresi, 2. evresi, riskli olanları. Evet. Şöyle kanser bütün kanserlerde 4 evre vardır. 1. evreden iyi evreden başlar 4. evreye doğru gider. Tabii 4. evre deyince her şey bitmiş artık yapılacak hiçbir şey yok demek değil. Görüyorsunuz 4. evrede olsa hastamız radyoterapi tedavisini yapıyoruz. Bizden sonra kemoterapisine de devam edecek hasta. Dolayısıyla her evrede her aşamada bir tedavi şekli var bir yöntemi var. 1. evrede sadece cerrahi yeterli oluyorken çoğu hastamızda, 2. ve 3. evrelerde kemoterapi ve radyoterapiyi birlikte kullanarak veya ardışık bir şekilde kemoterapi sonrası radyoterapi veya radyoterapi sonrası kemoterapi kullanarak tedavi yapabiliyoruz. 4. evrede ise hastanın yaşam kalitesini artırmak için, ağrıları varsa ağrılarını dindirmek için, nöbetleri varsa nöbetlerini geçirmek için, kanaması varsa kanamasını dindirmek için, yani ne şikayeti varsa onları dindirmek için radyoterapiyi kullanabiliyoruz. Bunların tabii hepsinin planlamaları farklı, süreleri farklı. Her hastalığa göre, hastalığın evresine göre tedavilerimiz çok farklı, değişebiliyor. Kanser hastalığı, evet. Çeşitleri, söylerken işte akciğer kanserini, mide kanserini biraz tabii ürkütüyor ama evet. Tedavisi de mümkün değil mi? Tabii de, biraz önce söylediğim gibi yani hangi aşamada olursa olsun, hangi evrede yakalanırsa yakalansın bir tedavi şansı var hastanın. Yani şunu söyleyeyim, hastamız 4. evre götürelim köyünde rahat bir şekilde yaşasın, hatta açık söyleyeyim ölsün diye bir şey yok artık. Yani hangi aşamada olursa olsun biz tedavisini bir şekilde yapıyoruz hastanın. Ve Türkiye'de, tabii, şehrimizde, ülkemizde. Orada gibi güzide bir şehrinde yapıyoruz biz bunu. Evet, ülkemizin hekimleri tarafından. Tabii. Bu tedaviler yapılıyor. Yapılıyor tabii ki. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben teşekkür ederim Ercan Bey. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun. Bir yandan da burada şu an içeride hastamız var. Evet hastamız şu anda alıyorlar. Üstüne çizgilerimizi çiziyorlar. Hocam o çizgiler uygulanacak. Işın tedavisiyle alakalı. Evet, hastayı o çizgilere göre biz tedaviye alıyoruz. İçeride 3 boyutlu lazerlerimiz var. O çizgileri lazerlerimize oturttuğumuz zaman hasta zaten bizim baştan planladığımız pozisyona gelmiş oluyor. Dolayısıyla biz her gün kaç defa tedavi vereceksek hasta, kaç gün tedavi vereceksek her gün aynı tedaviyi yapabiliyoruz. Hocam ışın verilen bölgenin dışındaki diğer hücrelerin de zarar görmesi Hayır. Işın bölgesini belirlediğimiz alanın dışında herhangi bir alanda ışın zarar vermiyor dokuya. Hatta çoğu zaman biz ışın sahası içinde kalan bölgeyi de korumuş oluyoruz. Yani ışın sahası içinde sağlıklı dokumuz varsa biz oraları da koruyoruz. Burada görebilirsiniz. Şu gördüğümüz sarı ve yeşil olan yerler, hareket eden yerler. Lif dediğimiz kurşun yaprakçıklardan oluşuyor. Bunlar sürekli hareket halindedir.
hastanın pozisyonuna göre, hastanın alanına göre şekil değiştirir. Dolayısıyla sağlıklı dokularını biz rahat bir şekilde koruyabiliyoruz bu sayede. Yani sadece tümörü tedavi edip sağlıklı dokularını koruyabiliyoruz. Hocam hastanın ilk günü dediniz. Evet. Psikolojisi nasıldı? Yani sadece burada radyoterapi hizmetinin dışında, evet, şimdi biraz da moralleri yıkılmış da olabiliyorlar. Onlara gösterdiğiniz tüm personellerin ilgisi, yaklaşımı nasıl oluyor hocam? Tabii ki şimdi kanser ne kadar erken evre olsa bile, birinci evrede bile yakalamış olsa, hatta şüphesi bile olsa insanda bir yıkım oluşturuyor. Sadece kanser ismi bile ciddi bir psikolojik travmaya yol açabiliyor. Ama bize gelen hastalarımız genelde bu aşamayı geçmiş bir şekilde geliyorlar. Çünkü kanser tanısı konmuş, ameliyatını olmuş, kemoterapisini olmuş genelde geliyorlar. Veya en iyi ihtimalle bir tedavi sürecinin başında başlamış olarak geliyorlar. Bu süreci biz burada çok fazla yaşamıyoruz. Ama tabii ki hastaların psikolojisi, hasta yakınlarının psikolojisi çok farklı oluyor, bozuk olabiliyor. Biz hastayı buna hazırlıyoruz. Kliniğimizde hasta bize başvurduğu zaman ben zaten görüşürken hastaya öncelikle bir psikolojik hazırlığını yapıyoruz. Hastalığı hakkında bilgi edinmek isteyen hastalarımıza ve yakınlarına gerekli bilgileri veriyoruz. Tedaviyle ilgili çok açıklayıcı bilgilerini veriyoruz. Süreç hakkında çok ciddi manada bir bilgilendirme yapıyorum. O şekilde tedavi alıyoruz. Hasta hani karga tulumba hemen radyoterapi cihazının içine girip yatıp tedavisini almıyor. Bu bir hazırlık süreci. Hem psikolojik olarak hazırlıyoruz hem de tomografi gibi, planlama gibi fiziksel aşamalarını geçtikten sonra biz tedavi alıyoruz hastaları. Dolayısıyla biz bu süreci rahat bir şekilde kontrol edip yönetebiliyoruz. Hocam akılları karışmaz değil mi? Da veriler var. Kısaca, evet, konuşabilir miyiz? Şöyle çok kısa. Tabii. Olsa. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Tekniker Pervin ben. Pervin Hanım, şu an siz hangi işlemi yapıyorsunuz burada? Şu an hastamızın ilk gün tedavisini veriyoruz. İlk gün hazırlığını yaptık, setup'ını yaptık, tedavisini veriyoruz. Bu ilk gün işaretlendikten sonra artık yani vücudunda o işaret oluyordu. Tedavi boyunca o çizgilerimiz kalıyor hastanın üzerinde. O doğrultuda devam ediyoruz. O çizgiler çok önemli. Aslında bakarsanız biz onu ilk tomografi çektiğimiz gün çiziyoruz. Daha sonra da setup dediğimiz hastanın tedavisini aldığımız ilk gün çizgilerini yenileyip tedavi boyunca o çizgiler devam ediyor artık hastanın üstünde. O çizgilerimiz çok önemli. Hastaların o çizgileri koruması gerekiyor. Dolayısıyla banyo yaparken o çizgilerin silinmemesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü o çizgiler hastayı 3 boyutlu olarak bize uzayda nerede olduğunu söylüyor. Yani tedavimizi tamamen o çizgilere göre yapıyoruz. Bu kadar önemli, ama, yani. Önemli ama tabii sadece tek kontrol mekanizmamız o çizgiler değil. Biz o çizgilere göre oturttuktan sonra hastanın röntgen filmlerini alıp tedavideki filmleriyle karşılaştırarak uygunsa alıyoruz zaten. Hastamızın tedavisi bitti. Şu anda tekniker arkadaşımız içeriye girip hastayı kaldıracak. Evet, bir diğer arkadaşımızla da konuşmak istiyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İlk tedaviyi. Evet, hastanın ilk tedavisi. Verildi. Evet. Başarıyla verildi herhalde. Evet, başarıyla verildi. Hasta ilk geldiği zaman bir gerginliği olabiliyor. İlk defa cihazı görüyor. Biz ilk başta cihazı tanıtıyoruz ona. Nasıl bir tedavi uygulayacağımızı anlatıyoruz. Hastayı ilk önce rahatlatmamız gerekiyor çünkü tedavi öncesinde. Evet. Hasta ne kadar rahat bir şekilde tedaviye girerse hem hasta açısından hem bizim açımızdan bir kolaylık olmuş oluyor. Bunu da başarıyla gerçekleştirdiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Hocam ikinci oda. Evet. Burada da aynı şekilde o birinci odada olduğu gibi korumalar mevcut mu? Kurşun kapı? Tabii. Aynı ilk az önce saydığımız özellikler ve standartlar neyse burada da aynı standartlar. Kapıdan başlayarak duvarlarımızda, içerideki radyasyon miktarında, dışarıdaki radyasyon miktarındaki ölçümlerin hepsi standart bir şekilde atom enerjisi tarafından denetlenip uygunluk belgesi alındıktan sonra hem cihazın uygunluk belgesi hem odanın uygunluk belgesi alındıktan sonra tedaviye zaten onay veriyorlar ve o şekilde tedaviye başlayabiliyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde de Türkiye'nin aynı, her yerinde aynı tabii. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi odanızdan aldık. Değerli evet. bilgileri
verdiniz. Sizi evet. tekrar odanıza gönderiyoruz. Hastalara evet. burada şifa dağıtmaya çalışıyorsunuz. Oldu evet, da. Elimizden geldiğince, elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani hem teknik anlamda, hem cihaz anlamında, hem ekip anlamında. Hocam bilgi almak için de geliyor mu insanlar? Biz onu söylüyoruz hastalarımıza ve yakınlarına. Hani bizim kapımız herkese açık. Hasta olsun veya olmasın. Çünkü kanseri tedavi etmek kadar kanserden korunmak da çok önemli. Hatta çok da kolay kanserden korunmak. Dolayısıyla bilgi almak için de isteyen hastalarımız veya yakınlarımız veya sağlıklı insanlar gelebilirler. Bizim kapımız herkese açık. Hocam buradan tavsiyeniz ne olur? Bizi izleyen şu anda sevgili izleyenlerimize tavsiyeleriniz beslenmelerinde, hayat yaşantılarında, efendim uyku düzenlerinde, çalışma hayatlarında onlara neleri önerirsiniz? Neleri yapsınlar, neleri yapmasınlar, nelerden uzak dursunlar? Şimdi kanserin sadece %25 kadarı, yani 1/4 kadarı genetiktir. Kaçamayacağımız sebeplere bağlı olarak oluşur. Geri kalan %75'ine yakını önleyebileceğimiz bir hastalıktır. Önlemek için de basit tedbirler almamız yeterli. Gündelik hayatımızda ufak değişiklikler yapmak yeterli aslına bakarsanız. Ne gibi? Sigara ve alkolü kesinlikle bırakacağız. Yani hiç kullanmayan insanlar zaten başlamasın. Kullananlar da hemen bıraksınlar. Ne zaman bırakırsa o zaman kârdadır. İkincisi de aktivite. Fiziksel aktivite çok önemli. Durağan bir yaşam sürüyoruz çoğu zaman. Hem günlük yaşantımızda, iş dünyasında hem de akşamları hareketli hale geçmemiz gerekiyor. Bunu nasıl başaracağız? Ufak yürüyüşlerle, ufak aktivitelerle, ufak sporlarla. Herkesin kendine göre yapabileceği bir hareket şekli var. Bunlar, zor da değil hocam çok saydıklarınız. Yani Ordu gibi bir şehirde çok daha kolay. Yani güzel bir sahili var, yürüyüş yolu var, spor sahaları var. Hem gençler için hem yaşlılarımız için her yaştan her vatandaşımıza uygun yerler var. Bunları mümkün olduğunca değerlendirmekte fayda var. Onun haricinde beslenmemiz daha doğala yakın olmak zorunda. Hani tamamen doğal dersek çok mümkün olmuyor tabii ki artık çoğu şey fabrikasyona döndüğü için ama mümkün olduğunca doğal beslenmeye gayret etmek lazım. Mümkün olduğunca çok sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Hayvansal ve yağlı gıdalardan ziyade sebze ve meyve tüketimi kanseri korunmasında, önlenmesinde çok daha önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok sağ olun sizlere. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Allah başımızdan eksik etmesin diyelim. Yani biz tabii ki kimsenin kanser olmasını istemeyiz. Hiç kimsenin hasta olmasını istemeyiz ama hastalarımız varsa da böyle ellerinin altında böyle bir imkanları var. Değerlendirmelerinde fayda var. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Evet, radyasyon onkolojisi uzmanı, uzman doktor Erkan Göcen'le kanser hakkında birçok şeyi konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Klinimizde radyoterapi merkezinde verilen hizmetleri yakından göstermeye devam ediyoruz. Az önce radyasyon onkolojisi uzmanı, uzman doktor Erkan Göcen'le birçok konuyu konuşmuştuk. Yine burada değerli sağlık çalışanlarıyla birlikteyiz, bir aradayız. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Şu anda içeride hasta var galiba. Evet, şu anda içeride hasta var. Hastanın ışınlamasına şimdi başlamak üzereyiz. Son kontrolleri yapıyoruz. Neler yaptınız mesela burada? Bizim de anlayacağımız dilde söylerseniz. Tabii ki. Şimdi önce radyoterapi teknikerlerini bir tanıtalım. Radyoterapi evet. teknikerleri ne yapar? Radyoterapi teknikerleri kanser hastalarının tedavisinde kullanılan lineer hızlandırıcıları kullanmakla yükümlü görevli sağlık teknikerleridir. Biz ne yapıyoruz? Hastalarımızın tedavisinden önce hazırlanan tedavi planlaması bittikten sonra planlamalar bizim buradaki cihazımızın bilgisayarlarına yükleniyor. Yüklenen bilgiler doğrultusunda, verilen koordinatlar doğrultusunda biz hastalarımızı içeride cihazımızın masasında konumlandırıyoruz, pozisyonunu veriyoruz. Hangi organdan ışın alacaksa ona uygun bir şekilde pozisyonlamasını yapıyoruz. Ve doktorumuzun ve fizikçimizin gözetimi altında ilk gün seanslarını onunla beraber yapıyoruz. Ardından... Tamamen... Burada 3 boyutlu zaten planlamada 3 boyutlu planlamalar yapılıyor. Biz de buradan işte yüksek teknolojik bilgisayarlar sayesinde hastanın ışınını doğru bir şekilde tedavi olarak veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hocam sizi de tanıyabilir miyiz? Sağ olun. Merhabalar. Ben Ali Şahin. Radyoterapi teknikeriyim. Hocam bunun okulu ne oluyor? Neyi okuyorsunuz da biz burada bu hizmetleri üniversitede verebiliyorsunuz? Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu olarak 2 yıllık bölümler olarak okuyoruz. Radyoterapi bölümü olarak geçiyor bu bölüm. Evet. Evet, ondan sonra... Nerede bulunan bölümler herhalde yani bir diğer yüksekokullardaki işletme, muhasebe gibi bizim de benim de mezun olduğum işte basın evet. bölümleri gibi çok da yok herhalde her üniversitede bulunmayan bölümler. Tabii şimdi eskiden daha azdı. Üniversite sayıları ama şimdi biraz daha fazlalaştı. Özel üniversitelerde çoğaldı evet. Meslektaşlarımız çoğaldı. Özel üniversitelerde biraz açtı bu bölümü. Evet. Açınca tabii ki daha çok hizmet alanı oluyor. Daha çok tekniker sayısı artıyor. Siz kaç yıldır buradasınız? Ben ilk burada açılışından beri 2013'ten beri burada çalışmaktayım. Öyle mi? Evet. Ben Şunur Hanım diyor ki yani açıldığı evet. günden itibaren bizimle beraber. Evet. En başından beri ben burada çalışıyorum. Beraberim yani. Adon Koleji ile beraber hep birlikte çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnsanları biz teşekkür ederim. İnsanları şifa dağıtmaya çalışıyorsunuz. Allah razı olsun sizlerden diyoruz. Ve biz şirketin müdürü, müdüre hanım Ayşenur Aksu ile devam edelim istiyorum. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ayşenur Hanım az önce de söylemiştik bir bayan elinin dokunduğu belli. Nerelerden sevgili olacak? Sağında kimler var? Tanıyorsun herhalde olacak çoğunu. Tanımayan yoktur. Nereden aklınıza geldi? Üst katta da söylemiştim. Yeşilçam'ın çok güzel böyle güzel sahneleri vardı. İnsanı gülümseten, hoş böyle umut dolu sahneleri vardı. Biz o sahnelerden biraz eklemek istedik. Bundan birkaç yıl önce her tarafta aslında Yeşilçam figürlerini görüyorduk. Ben de neden olmasın, klinikte de insanlar tedaviye giderken bir rahatlasınlar, negatif enerjilerini bir atsınlar, öyle yatsınlar masayı istedim. Evet, ondan böyle bir duvar kağıdı hazırlattık. Yürürken evet. bir ferahlayarak, şimdi, bahar havası, tavan, Ercan Bey, cihazımızın ismi Artist. Cihazın ismi artist olunca burası da böyle bir artist yolu oldu. Giderken böyle farklı hissediyorlar hastalar kendilerini. Yatarken de üzerlerinde o gergi tavanı görünce bir rahatlıyorlar. Hafif bir müzik veriyoruz. Şu an müziği kesmişler herhalde arkadaşlar. Müzik yayınımız da oluyor. Rahat rahat tedavilerini olup çıkıyorlar. Yani öyle bunalacak, aman ne oldu, ne olacak diye kaygılanacak bir durum yok. Pek çok hastamız, sıkıntılı olan pek çok hastamız buradan ağlıya ağlıya, rahatlayarak böyle hani sizi çok özleyeceğim diyerek ayrılmıştır. Öyle dostluklar, arkadaşlıklar da kuruluyor mu? Tabii ki çay içmeye sonradan gelenlerimiz çok olmuştur. Tedavi olmak için geldi, hatta evet. korkarak, endişeyle geldi buraya, sonra daha sonra çay iç. Hepimize sarılıp, ondan sonrayla tabii pandemiden önceydi onlar, evet. sarılıp ayrılıp o şekilde gidenlerimiz çok olmuştur. Hastalarla güzel bir diyalog kuruyoruz. Şimdi butik klinik olmanın da avantajını yaşıyoruz. Küçük bir klinik olduğumuz için her tarafa ulaşma imkanımız var. Doğal olarak hastayı ben de görüyorum. Temizlik personelimiz de görüyor, aşçımız da görüyor. Hepimiz de bir kaynaşıyor. Hasta bir içli dışlı oluyor. Ondan sonra buradan ayrılırken üzülerek ayrılıyor tabii ki. Evet, siz ona, o size alışmış. Evet, iyileşmesine oluyor. Seviniyoruz. Dostluğumuz devam etsin istiyoruz ama. Ama sağlıkla. Tabii ki. Tabii ki sağlıkla inşallah evet, devam etsin. Gelmesin de çay içmeye gelsinler. İnşallah. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Size daha önceden söylemiştim 90'lı yıllardaki hastane profilini karanlık oluyordu. Evet. Klinikte en çok dikkat ettiğim şey bu. Aydınlık olsun istedim. Işıkları bile beyaz kullandım ki aydınlık olsun. Duvarlar, yerler, zemin her taraf aydınlık olsun istedim. Yani insanların ruh hali zaten sıkıntılı. Açılıp böyle bir aydınlanıp o şekilde girsinler buraya. Çıkarken de rahat bir şekilde çıksınlar istedim. Özellikle size gelen, buraya gelen evet. hastaların tedavisinde bu çok daha etkili olacak diye düşünüyorum. Yani onların ruh halleri, psikolojileri biraz daha bozulmuş olur. Nasıl insanların ruhsal yapılarında pozitif bir yönlendirme yapıyorsa biz de aynı şekilde böyle aydınlık, ferah, güzel ortamlarla insanları çünkü psikolojik olarak da ciddi anlamda desteğe ihtiyaçları oluyor. Yani iyileşeceğine inanan hasta iyileşiyor bir defa. O çok net. İnanıyorsa iyileşiyor gerçekten. Kendisinin de inanması gerekiyor yani. Bunun tabii psikolojik ki. Boyutu öyle de bir tarafı var yani değil mi? Yani cihazlar fiziki tarafını yapıyorsa biz de ruhsal tarafını onarmaya çalışıyoruz hastanın. O şekilde
bir yol izledik yani, gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz evet. hizmetlerden dolayı. Ben teşekkür ederim, geldiniz, varsa yoruldunuz. Varsa efendim son sözleriniz ordulara, hastalarınıza, tüm insanlara. Yani her zaman söylüyorum, tabii ki kimse hasta olmasın istiyorum ama hasta olan da bize gelsin. Yani uzaklarda aramasın tedaviyi, şifayı, uzaklarda aramasın, yorulmasına, sıkıntı çekmesine hiç gerek yok. Bize gelsin, biz elimizden geldiği kadar kendi çocuklarımızı, kendi ailemizin bireylerini tedavi eder gibi bütün hastalarımızı tedavi ediyoruz. İnşallah kimse hastalanmaz ama olursa da inşallah şifasını bizden bulur. Biz buradayız diyorsunuz evet. yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim, ağzınıza sağlık. Ordu'nun Bilirkişi programı Bu Benim İşim'de bu haftanın da sonuna geldik. Ordu'da ilk ve tek olan kanser hastalarına radyoterapi hizmeti veren kliniği ziyaret ettik. Klinikte sağlık çalışanlarımızın yaptığı hizmetleri yerinde görüntüledik. Efendim bilirsiniz onları, mesai gözetmeksizin çalışırlar. Can için canlarını hiçe sayarlar. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki fedakar, cefakar sağlık çalışanları. Bir kez daha onlara teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bölümün de sonuna geliyor. Hoşça kalın.